Merhaba, ben Ayşe Karadağ. 32 yıllık hemşireyim. Koç Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi'nin dekanıyım. Peki hemşireliğe nasıl başladım? Sağlık Meslek Lisesi'nde hemşirelik bölümünü okudum. Yani ben aslında 18 yaşında hemşireliğe başladım. Ve hemşire olarak çalışırken ilk yoğun bakım hemşiresi olarak çok iyi bir hastanede yoğun bakım hemşiresi olarak çalışmaya başladım. Yoğun bakım hemşiresi olarak çalışırken Hacettepe Üniversitesi, o zamanki adı Hemşirelik Yüksek Okulu olan, Türkiye'nin ilk okullarından bir tanesi olan Hacettepe Üniversitesi Hemşirelik Yüksek Okulu'ndan dönem birincisi olarak mezun oldum. Eğitimimi tamamlamanın ardından artık 4 yıllık da hemşireydim. Hemşirelik esasları alanında master, arkasından doktora eğitimimi tamamladım. Tabii doktora eğitimden sonra artık akademiye bir yolculuk başlıyor. Öğretim üyesi olarak devam ediyorsunuz. Ulusal, uluslararası birçok eğitim programlarına katılmış oldum. Hemşirelik esasları kariyerimin böyle başladığını söyleyebilirim. Hemşirelik esasları hemşireliğin 9 ana bilim dalından biridir. Ve diyebiliriz ki bu alan tüm hemşirelik alanları için temel bilim niteliği taşımaktadır. Yani tüm diğer hemşirelik bilimleri hemşirelik esaslarının konu alanlarından yararlanmakta ve kendi bilim alanlarında bu konu alanını kullanmaktalar. Hemşirelik esaslarının konu alanı çok geniş bir yelpazede yer alır. Örneğin hemşirelik kavramları, teorileri, felsefeleri, deontoloji, etik, kanıta dayalı hasta bakımının nasıl olduğu, İyi bir hasta bakımı verebilmek için hangi girişimleri yapmamız gerektiği, bu girişimleri nasıl yapmamız gerektiği gibi konuların tamamı bu alanın konu içerisinde yer alır. Ben bu geniş konu alanı içerisinde özellikle iyileşmeyen yaralar diye tanımladığımız ya da zor iyileşen yaralar diye tanımladığımız kronik yaraların yönetimiyle ilgileniyorum. Çok çeşitli nedenlerle insan vücudunda yaralar oluşabiliyor. Bir ameliyattan sonra yaranın iyileşmemesi olabildiği gibi bir şeker hastalığına bağlı ayakta gelişen iyileşmeyen yaralar ya da uzun süre yatağa bağlı yatan bir hastaların kemik çıkıntılarının olduğu bölgelerdeki yaralar ya da bir yoğun bakımda çeşitli tıbbi aletler kullanan hastalarda bu aletlerin oluşturduğu basınçlara bağlı yaralar gibi çeşitli yaraların gelişmesi hastaların yaşam kalitesini oldukça olumsuz etkiliyor. İşte benim araştırma alanım bu yaralar nasıl daha erken iyileşir? İyi bir hemşirelik bakımıyla bunu nasıl iyileştirebiliriz? Bu yaraları iyileştirecek teknolojileri nasıl geliştirebiliriz? Örneğin daha iyi, daha etkili pansuman malzemelerini nasıl geliştirebiliriz? Daha etkili yaranın enfeksiyonu önleyecek antiseptik solüsyonları nasıl geliştirebiliriz? Ben daha çok bu konularla uğraşıyorum. Çok keyifli bir alan olduğunu söyleyebilirim. Yani düşünün ki 20 yıldır iyileşmeyen bir yarayla gezen bir hasta size geliyor ve siz bütün bilginizle, donanımınızla bunu iyileştiriyorsunuz. Yaşam kalitesini artırıyorsunuz, işine dönmesini sağlıyorsunuz, toplum içerisinde üretken bir birey olmasını sağlıyorsunuz. Dolayısıyla bu alan bana göre çok keyif verici ama hemşirelikte 9 tane böyle ana bilim dalı var ve her birinin içi dolu dolu, her biri yaşama dair çok şeyi öğrenebileceğiniz keyifli alanlardır diye düşünüyorum. 32 yıldır hala ben gözlerim ışıldayarak bu alanda çalıştığımı söyleyebilirim. Peki hemşirelik fakültelerine kimler gelmeli diye? Bu çok önemli bir soru. Bunu çok önemli bir karar olduğunu düşünüyorum aslında. Burada dönüp baktığımız şey hemşireliğin özünde ne oldu? Hemşireliğin merkezinde insan var. Yani hemşirelik insan için ve temel insan gereksinimlerinden özellikle de insanın kendi bakımını üstlenemediği zaman bir başkasının yardımına ihtiyaç duymasından ortaya çıkan bir meslek. Dolayısıyla hemşireliğin varlık nedeni insan ve toplum. Yani merkezde insan var. Dolayısıyla bana göre birinci öncelik insanla çalışmaya ilgi duyan, yani karakteri insanla çalışmaktan hoşlanan, başkalarına yardım etmeyi seven, biz bunu biraz özgecilik olarak da tanımlarız. Yani başkasını düşünmekten, yardım etmekten keyif alan, hoşlanan, buna zaman ayırabilen kişiler olmalı. Birinci sıraya bunu koyuyorum ben. Elbette hemşirelikte biz sağlık sistemi içerisinde hastaları iyileştirirken
çok geniş yelpazedeki bir ekiple çalışıyoruz. Bu ve her yaş grubundaki henüz anne karnına düştüğü andan itibaren doğumdan ölüme kadar her yaş grubundaki farklı karakterlerdeki insanlarla bir arada oluyoruz. Dolayısıyla kişiler arası iletişim güçlü, kişiler arası iletişim kurmakta başarılı, başarılı olabilecek bu potansiyele sahip, ekiple çalışmaktan, üretmekten keyif alan, ekiple çalışma becerileri iyi olan, ne bileyim örneğin lisedeyken böyle grup çalışmalarında, kulüplerde, başka arkadaşlarına yardım eden bir takım aktivitelerde olan kişiler bu meslekte olmalı. Yine mesleki alan olarak kariyerini geniş bir yelpazede geliştirmeyi düşünenler, çünkü hemşirelik, sağlık sektörü ve sağlıkla ilişkili tüm diğer sektörlerle çalışabilme potansiyeline sahip bir meslek. Böyle olduğu için de mesleki kariyerini de daha geniş yelpazede tasarlamak isteyenler düşünebilirler. Kişilik özellikleri olarak problem çözme yeteneği iyi olan. Bu çok önemli bir şey çünkü biz aslında hemşireliği şöyle de tanımlarız. Hemşirelik temelde problem çözme yeteneğine dayanır. Yani bireyin, hastanın onu değerlendirerek sorunlarını görüp sorunun ne olduğunu belirleyen, sonra bu sorunları gidermek için farklı çözüm seçeneklerini üretebilen kişiler, hemşireler. O nedenle de lisede örneğin matematiği güçlü, mesela ben matematik öğretmenliğini seçip de yerleşmemiş ya da gitmeyen öğrencilerin bu alan için çok uygun olduğunu düşünüyorum. Bir kere problem çözme kapasitesi iyi olmalı öğrencilerin. Biyolojiye, sağlıkla ilgili derslere ilgi duyan, çalışkan, sabırlı, bir de tabii kişisel dayanıklılık gerektiriyor. Tüm sağlık sektöründe aslında. Yani bu işin kendi içinde keyfi var, vazgeçilmezliği var. Ama aynı zamanda hem eğitiminde hem uygulamasında bir dayanıklılık gerektiren bir yanı da var. Bu nedenle psikolojik ve fizyolojik dayanıklılığı iyi olabilen adaylar bence hemşirelikte çok keyif alarak başarılı olurlar diye düşünüyorum. Evet, Koç Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi'ne başlayan bir öğrenci için belki de ilk cümlem 4 yıl boyunca keyifli ve yoğun bir serüven bekliyor olacak onu. Niçin keyifli? Öncelikle hemşirelik derslerine baktığımız zaman her dersin konusu yaşama dair yeni bir keşif gibi. Her derste yaşamın farklı bir alanını keşfediyorsunuz insana dair. Dolayısıyla keyif burada. Kendinizi tanımanıza, anlamanıza, çevrenizdeki insanları, ailenizden ve sevdiklerinizden başlamak üzere onları tanımaya, onları anlamaya başlıyorsunuz. Bu nedenle her bir dersi bu gözle çok ilgiyle dinliyorsunuz. Yeni keşifler yapıyorsunuz derslerde. Ne bileyim, anatomi, fizyoloji gibi temel derslerde insan vücudunun yapısını, fonksiyonlarını anlarken hemşirelikteki sağlığın değerlendirilmesi dersine geldiğinizde bir hastayı muayene ederek, bir hastayla birebir görüşme yaparak, onun hikayesini dinleyerek sosyal açıdan ve diğer açılardan neye ihtiyacı olduğu, sağlık sorununun ne olduğunu değerlendirmeyi öğreniyorsunuz. Bunu yaparken esasen kendinizi de değerlendiriyorsunuz. Bizim öğrencilerimiz derste her öğrendiklerini sonra yurtlarda, sosyal yaşam alanlarında diğer arkadaşlarıyla pratik yapmaya başlarlar. Hemen onlara uygulamaya başlarlar. Dolayısıyla öğrenirken yaşantıya aktarabiliyorsunuz. Keyifli yanlarından bir tanesi bu. Nasıl iletişim kuracağınızı öğreniyorsunuz. Bir hastayı kendi kendine beslenemeyen, bunu yapamayan bir kişi başka hangi yollarla beslenebilir? Hangi teknolojiler var buna yardımcı olabilecek? Ya da ben yeni hangi teknolojileri üretebilirim diye tüm derslerinizle örneğin böyle bir haşır neşir olarak böyle bir yola giriyorsunuz meslek dersleri açısından. Yine Hemşirelik Fakültesi'ne geldiğiniz zaman Amerika Birleşik Devletleri'ndeki hemşirelik eğitim programlarını akredite eden bir akredite edilmiş bir programa geliyorsunuz. Acen tarafından akredite edilmiş bir programa. Bu ne demek? Esasen aldığı eğitim uluslararası standartlarda kabul edilmiş ve onaylanmış bir eğitim demektir. Bunun tabii pratik yaşamda sağladığı bazı avantajlar var. Ulusal ya da uluslararası iş başvurularınızda
böyle bir programdan akredite edilmiş bir eğitim programından, güçlü bir akreditasyon kuruluşu tarafından bir programdan akredite edilmiş bir programdan mezun olduysanız eğer, dolayısıyla bu iş başvurularında ve işe alımlarda size oldukça bir avantaj sağlıyor. İşe girişinizde lehinize kararların alınmasını sağlayabiliyor. İmşek Fakültesi'ne başlayan öğrenciler birinci sınıfta hazırlık sınıfını alıyorlar. Henüz birinci sınıfa başlamadan önce. İyi bir İngilizce eğitim almak şu anda Türkiye'de hemşirelik alanında ya 1-0'dan da daha önce başlamanız anlamına geliyor aslında. Çünkü sağlık turizmiyle beraber uluslararası hasta kabulleri oldukça yaygınlaştı ve bizim ülkemiz sağlık turizmi konusunda yatırımlar yapan bir ülke. Bu da en az bir yabancı dilin iyi düzeyde bilinmesini gerektiriyor. Dolayısıyla iyi ve güçlü bir hazırlık sınıfı olan bir üniversitenin içerisinde olmak, bunu alarak fakülteye başlamış olmak öğrenciler açısından oldukça avantaj. Birinci sınıfa başladıklarında öğrenciler, üniversitenin diğer fakültelerinin öğrencileriyle core programda dersler alıyorlar. Yani bir üniversite mezununun kazanması gereken o 7 yeterlik alanında daha iyi olabilmek için, o donanımları kazanmak için core programı alıyor öğrenciler. Ve bu core programları alırken temel tıp bilimleri dersleriyle hemşirelikte de bir hemşireliğe giriş dersi alıyorlar. Yani biz öğrencileri aslında ülkedeki diğer programlardan farklı olarak hemen birinci sınıfta, daha erken dönemde üniversiteye adapte olmadan meslek derslerine başlatmıyoruz. Bu çok ciddi bir avantaj sağlıyor. Öğrencilerin daha sonra meslek derslerine o temel becerileri kazanmış olarak gelmelerinde. İkinci sınıfa geldiklerinde Topkapı Kampüsü'nde, Sağlık Bilimleri Kampüsü'nde tabii her alanın uzmanı olan hocalarla dersler işleniyor. Bu çok önemli. Öğretim üyelerinin alanında uzman olması tüm alanlarda önemli. Sağlıkta başka bir önemi var bunun. Türkiye'deki rakamlarla konuşacak olursak, Türkiye'de hemşirelik alanında öğretim üyesi başına öğrenci sayısı oldukça yüksek. Bazı okullarda 75 rakamına kadar çıkıyor. 35 ile 75 arasında değişiyor. Bizim fakültemizde öğretim elemanı başına öğrenci sayısı 5. Bu çok ideal bir rakam. Niçin önemli? Yani her öğretim üyesi, her öğrenciyle meslek derslerini, özellikle klinik uygulamayı, laboratuvar uygulamalarını birebir yapabiliyor. Her öğrenci böyle bir fırsata sahip oluyor. Her öğrenci tüm becerileri uygulayana kadar defalarca pratik yapabilme şansını yakalayabiliyor. Öğretim elemanlarının alanda uzman olmasının bir başka önemi, öğrencilerimiz work study programı gibi ya da proje dersi gibi programlarda bu öğretim üyeleriyle birebir çalışıyorlar. Ve mesleki sosyalizasyon, mesleki kimlik, mesleki danışmanlık, kariyer yönlendirmesi açısından öğretim üyelerimizin çok ciddi katkıları oluyor. Örneğin kendi özelimde bakacak olursam, lisans döneminde benimle bir work study öğrencisi olarak çalışan bir öğrenci, benim araştırma alanına duyduğu ilgi nedeniyle mezuniyetinden sonra kronik yara yönetimi alanında sertifikalı programlara katılmak, uzman olmak, o konudaki fırsatları yakalamak için yine önemli bir gelişim sürecini henüz öğretim evresindeyken, henüz lisans programında öğrenciyken böyle bir yaşantıyı deneyimleyebiliyor. Bu çok önemli. Yine müfredatımızın önemli bir özelliği transdisipliner anlayışa dayanıyor. Yani hemşirelik fakültesi öğrencilerinin core program dışında da aynı zamanda tıp fakültesi gibi, hukuk fakültesi gibi, mühendislik fakültesi gibi bazı programlarda, bazı derslerimizde ortak senaryolarla, ortak simülasyonlarla birlikte bu transdisipliner eğitim almalarını sağlamış oluyor. Erken yaşta birlikte üretme şansını da elde edebiliyor böylece öğrenciler. Klinik uygulamaya çıkmadan önce öğrencilerin kendilerini rahat hissetmeleri, anksiyete yaşamamaları çok önemli. Bu nedenle de
Rahmi Koç Simülasyon Merkezimizde, ki en son teknolojiyle donatılmış keyifli bir merkez, öğrenciler uygulamalarını küçük gruplar halinde, maketler üzerinde, simülatörler üzerinde, mulajlarla, örneğin yine kendi alanımda örnek vereceğim, kendi yaranı kendin yap gibi o mulajlarla uğraşarak, tıpkı çocukların oyun hamurunda kendi hayal dünyalarını geliştirdikleri gibi eğlenerek becerileri kazanmakta ve daha sonra öğretim üyelerinin gözetiminde hastanemize, Koç Üniversitesi Hastanesi'nde uygulamaya öğretim elemanlarıyla çıkmaktalar. Uygulama alanının en son teknolojiyle donanmış olması, uygulama alanının da üniversite gibi, üniversitenin felsefesinde olduğu gibi öğrenci merkezli olması oldukça önemlidir hemşirelik eğitiminde. Koç Üniversitesi Hastanesi ile Hemşirelik Fakültesi arasındaki o yakın ilişkiden dolayı aslında şöyle bir misyon üstlenmiş durumda. Öğrenci hepimizin, yani öğrenci klinik alana çıktığında oradaki tüm hemşireler, tüm hekimler aynı zamanda öğrenciyi sahiplenir ve öğrencinin öğrenebilmesi için gerekli olan uygun öğrenme ortamını sorumluluklarının bir parçası olarak görür. Bu anlamda çok önemli bir farklılığımız da, biz özellikle son sınıftaki internlük programımızda klinik rehber hemşirelerle öğrencilerin çalışmasını sağlıyoruz son sınıfın ikinci döneminde. Her yıl Koç Üniversitesi Hastanesi'nde eğittiğimiz ve klinik rehber hemşire sertifikası olan hemşirelerle birebir uygulama yapıyor öğrenciler. Bu tabii onlara mesleki kimlik kazanmada ve mezun olduklarında gerekli olan yeterlilikleri kazanmada çok büyük bir avantaj sağlıyor. Elbette bütün bu fakültenin sağladıklarına Koç Üniversitesi'nin tüm öğrenciler için, yani öğrenci merkezli anlayışı, misyonu çerçevesinde Koç Üniversitesi'nin bütün sosyal aktivitelerini, kulüplerini, öğrencilere sunduğu fırsatları da buraya katmak gerekir. Programımızın en önemli yanlarından bir tanesi, yine dönem içerisindeki öğrenci stajlarını entegre götürüyoruz. Yaz döneminde blok halinde yaptığımız staj öğrencilerin güçlü klinik deneyim kazanmalarını sağlıyor. Çift anadal, yandal ve uzmanlık programlarını lisanstayken sağlamak en önemli farklılığı belki de bu programın. Koç Üniversitesi Hemşirelik Fakültesini bitirdikten sonra mezunlarımızın çok geniş bir yelpazede iş bulabilme olanağına sahip olduklarını öncelikle söylemem gerekir. Şöyle ki, yeni dünya düzeninde bazı meslekler önemini kaybetmeye, bazı mesleklerin yerini teknoloji almaya başladı. Hemşirelik bu düzende bile, yeni dünya düzeninde bile daha fazla ön plana çıkan bir meslek oldu. Bu nedenle de Dünya Sağlık Örgütü örneğin 2000 yılını Dünya Hemşireler Yılı olarak ilan etti. Ve COVID-19 sürecinde, içinde geçtiğimiz bu süreçte de baktığımız zaman esasen hemşirelerin sağlık sisteminin ne kadar merkezinde olduklarını, toplumun sağlığını korumak, geliştirmek, iyileştirmek için ne kadar önemli bir konumda olduklarını çok açık ve net bir şekilde gördük. Rakamlarla bakacak olursak 2030 yılında tüm dünyanın en az 6 milyon hemşireye ihtiyacı var. Türkiye'de bu rakamların içerisinde, Türkiye'de 200 bin civarında bir hemşiremiz var ve nüfus başına düşündüğümüzde Türkiye'nin de önemli ölçüde hemşireye ihtiyacı var. Bu bize şunu düşündürüyor hemen ya da şunu gündeme getiriyor. Bu rakamlar dikkate alındığında bizim mezunlarımız işe yerleşme konusunda seçim yapan ve karar veren pozisyondalar. Yani herhangi bir yere yerleşebilir miyim kaygısından ziyade ben bu donanımlarımla hangi kurumda olmalıyım, hangi pozisyonda olmayayım kararıyla mezun olabilmek bence Türkiye'de şu anda işsizliğin de çok yüksek olduğu bir ülkede bu çok önemli bir karar diyebiliyor. Önemli bir fırsat ve avantaj diye düşünüyorum. Mezun olur olmaz VKV yani Vehbi Koç Vakfı sağlık kuruluşları başta olmak üzere İşe hemen başlayabilmekte. İlk bir ay içerisinde işe başlayan mezun oranımız %85'lerde. İyi bir yabancı dil puanıyla mezun olmaları, MF puanıyla en üst dilimden gelen öğrenciler olmaları nedeniyle de özellikle lisansüstü programlara devam etmek isterlerse
Burada da yani master yapmak isterlerse, doktora yapmak isterlerse bu programlara başlayabilme şansları çok yüksek. Burada dil ve geldikleri MF puanı onlara oldukça büyük bir avantaj sağlıyor. Nerelerde çalışıyor mezunlarımız? Klinik alanda çalışabilirler. Hastanelerde, ki Türkiye'de hastane sayısı oldukça fazla ve burada örneğin yoğun bakımda, acilde, dahiliye, cerrahi bilimleri, halk sağlığı, çocuk sağlığı, kadın sağlığı, yeni doğan, ortopedi, gerontoloji gibi çok geniş bir yelpazede klinik alanlarda ya da polikliniklerde çalışabilirler. Hastanelerde klinik hemşiresi olarak, yönetici hemşire olarak, eğitim hemşiresi olarak, kalite geliştirme gibi özel birimlerden sorumlu hemşire olarak, araştırma merkezlerinde araştırma hemşiresi olarak gibi yine çok geniş bir yelpazede çalışabilirler. Kariyer yollarından bir tanesi bu olabilir. İkincisi, yine alanda çalışabilirler, sağlıkla ilişkili alanlarda çalışabilirler. Sağlıkla ilişkili olan sektörlere baktığımız zaman tüm araştırma merkezleri, araştırma laboratuvarları, medikal sektör, ilaç sanayi, sağlık ve yaşam merkezleri, yine sağlık turizmi veren kuruluşlar, buna yönelik eğitim uygulama merkezleri, okullar, okul hemşireliği, fabrikalar, iş yeri hemşireliği, iş sağlığı hemşireliği gibi sağlıkla ilişkili diğer birimlerde çalışabilirler. Veya akademiye yönelebilirler. Bu bizim aslında birazcık klinik deneyim kazandıktan sonra teşvik ettiğimiz bir alan. Master'a başlayıp doktoraya başlayarak eğitimde ve bilim üretmede görev almak üzere akademik alanda da ilerleyebilirler. Biz tabii bütün mezunlarımızın az sayıda nitelikli mezun veriyor olmamız nedeniyle kendi ülkemizde, kendi sağlık kurumlarımızda liderlik edecek, onları iyileştirecek, mevcut konumlarından alıp daha iyi düzeylere taşıyacak az sayıda nitelikli hemşire vermeyi hedeflediğimizde bunların kendi kurumlarımızda, kendi ülkemizde kalmalarını arzu ediyoruz. Ama başka bir seçenek de esasen iyi bir yabancı dille mezun olan öğrencilerimizin dünyanın her yerinde iş bulabilme olasılığı çok yüksek. Özellikle de hakim oldukları yabancı dil burada çok ciddi bir avantaj sağlayacaktır bizim mezunlarımıza. Ama arzumuz tabii kendi ülkemizde çalışmaları yönünde nitelikli mezunlara bizim ülke olarak ihtiyacımız var ve Türkiye'de buna açık bu pozisyonlar var. Neler yaparlar, hangi roller var? Hemşireler için yönetici rolü var. Sağlık sisteminin tüm alanlarında bir bu yönetim rolü bir poliklinikteki hizmetleri yönetmekten sağlık kuruluşları örneğin 18 hastanesi olan bir alanın yönetimine kadar genişleyebilir. Yönetim rollerini bu şekilde icra edebilirler. Bakım rolleri var. Hemşireliğin de varoluş nedeni olan ve bence hemşireliği güçlü kılan bir alan. Biraz önce yukarıda saydığım tüm klinik alanlarında hasta bakımı verebilirler. Eğitim rolleri var. Yine klinik alanda meslektaşlarının eğitimini sağlayabilirler. Öğrenci eğitimden rol alabilirler. Hasta ve hasta yakınlarının eğitimlerini sağlayabilirler. Medikal sektör özellikle eğitim hemşiresi çok arayan bir sektör değişik alanlarda ve medikal sektörde gerek sektör çalışanlarını gerekse bu sektörün hizmet verdiği alanlarda örneğin yine benim kendi konu alanımda örnek verecek olursam yara bakımıyla ilgili medikal sektörler bu alanda bir eğitim hemşiresi çalıştırmak isteyebiliyorlar. Yabancı dile hakim olsun, araştırmada güçlü olsun, konu alanında iyi olsun dedikleri bir kişiyi alıp bunu kendi konu alanında kendine bağlı tüm birimlerin eğitiminde sorumlu olmak üzere bu sektörde çalıştırabiliyorlar. Dolayısıyla eğitim rolü ve araştırma rolleri var. Araştırma merkezleri, araştırma şirketleri, işte ilaç araştırmaları, medikal ürün araştırmaları ya da bazı toplumsal araştırmalar, toplumun
sağlıkla ilişkili sosyal faktörlerin araştırmasını hedefleyen bazı merkezler yine araştırma hemşiresi pozisyonuna çalıştırabiliyor. Yelpazenin yine geniş olduğunu söyleyebilirim. Meslek seçimi en önemli kararlardan bir tanesidir. Ve bu kararı verirken yapılması gereken öncelikli şeyin, burada hemşirelik için tanımladığım özellikleri kendinizde ne kadar bulduğunuz ve fakültenin sağlayacağı bu olanaklarla bu özellikleri oluşturup geliştireceğinizdir. Çünkü meslek aslında bir süre sonra sizin bütün yaşam tarzınızı oluşturuyor. Bütün yaşamınızın en önemli belirleyicisi oluyor. Bu anlamda kendinize en çok örtüşen mesleği seçmenizin en doğru karar olduğunu son söz olarak belirtmek isterim.